Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Siz de bizimle yarışmak istiyorsanız hep adres veriyorduk. Aa, şimdi de WhatsApp başvuru hattı veriyoruz. Daha kolaylaştırdık her şeyi. Yapıştırın mesajı, sizi tuttuğunuz gibi stüdyoya alalım. Şimdi WhatsApp başvuru hattı deyince numarayı da söylemem lazım. Çok affedersiniz, ezberleyemedim daha. 0549 743 47 29 numaralı WhatsApp hattından başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz Nalan Hanım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? İzmir, aslen İzmirliyim. Evet. Serbest mühasebeci, mali müşavirim. Aynı güzel. Emekliyim, şu an çalışmıyorum. Oh. Bir tane kızım var. Liseye başladım. Allah bağışlasın. Onunla ilgileniyorum. Çok güzel. Yeni şeyler öğreniyorum. Evet. Yeni şeyler mesela? Şimdi Almanca ikinci dili oldu kızımın. Ben de Almanca bilmiyordum. Onunla beraber ben de öğreniyorum. Siz de Almanca öğrenmeye başladınız. Hem yardımcı oluyorum, hem ben de öğreniyorum. Benim için çok güzel, oluyor. Harika, ne güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu zannediyorum, bakalım. 7000'ler okey demiştiniz diye hatırlıyorum. Evet. Ama daha yükseğine bence gideriz. Neden olmasın? Yani soru çok değişik bir şey gelmezse bana. Gelmez inşallah. İnşallah. Ben de öyle umut ediyorum Nalan Hanım. İnşallah. Başlayalım mı ufak ufak? Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Estonya, İsveç, Slovakya ve Danimarka'nın para birimi. Harf alayım. Harf verdik. O. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Kron. Kron doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz bitki bilimindenmiş. Buyursunlar. Gülgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, meyvesi hekimlikte kullanılan sert odunlu bir ağaç. Harf alayım. Harf verdik. Ben çocukken kasayla bunlardan sokakta gezip satıyordum. Elma. Değil. Haklısınız da. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Ç. Alıç. Alıç doğru cevap. Biz de yöresel alıç denir de o yüzden. Ne? Yöresel olarak alıç derler. Alıç. İkisini de kabul ediyoruz, tamam. Evet. Tamam. Beş harflilerdeyiz efendim. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Buyursunlar, biz müsaitiz. Duygu, düşünce ve hayal alemi anlamına gelen mecaz. Harf alayım. Harf verdik. Ye. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha harf alalım. Seyir değildir herhalde. Değil. Böyle uzak nokta noktalar. Bir harf daha alacağım. Peki. Bir harf daha aldık. Uzak nokta noktalardan geldi deriz. Diyar. Diyar doğru cevap. Yine beş harfli. Gelsin bakalım sorusu, nasıl sorduk? Değerli metal ve taşlardan yapılmış süs eşyası. Takı değil. Kolye. Değil. Dükkanların yüzük. Nedir? Ha, kuyum. Ha. Kuyum. Evet. Kuyum doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Gelsin bakalım nasıl bir soru geliyor. Belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, cümlecik. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Mantıkla ilgili bir kelime. Önerme. Önerme doğru cevap. Efendim yine altı harfli bir sıfat geliyor ve Arapça kökenli kendileri, buyursunlar. Eş değer sözcüğünün Arapça kökenli karşılığı. Muadil. Muadil doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir kelime soruyoruz. Soralım. Mavi, yeşil ve beyazın karışımından ortaya çıkan renk. Turkuaz. Turkuaz doğru cevap. Şimdi Nalan Hanım, yarışmanın tam ortasındayız. 2900 puanımız var ve 2 dakika 6 saniye süremiz var. Bence her şey çok yolunda. Sizin için de öyledir diye umut ediyorum. Yani. Yani süre konusunda bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum. Evet. Harf almadan bitirirsek 9000 puan alıyoruz. İyi yani her şey. Of, alırım herhalde. İnşallah. İnşallah diyelim de şey olmasın. Peki. Efendim ikinci yedi harfli kelimemiz geliyor. İnanır mısınız? Bu da Fransızca kökenli. Editör yine Fransızca bilen bir flörte sahip anladığım kadarıyla. Gelsin. Aranan birini ya da kaçma ihtimali olan birini yakalama, ele geçirme. Harf alayım. Farsça kökenliymiş. Ben Fransızca diyerek sizi yanıltmayayım.
Nokta nokta etmek deriz. Biraz çağrıştırıyor ama biraz Fransız'a gidince. Yok yok. Şey yapamadım. Hiç Fransız ile ilgisi yok zaten. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Nokta nokta etmek deriz. Anladım. Bir harf daha aldım. Çıkacak şimdi. Alın bir harf alayım. Aldım. Gelmiyor. Tutuklama. Anlıyorum ama çıkartamıyorum. Polisler tutukladı demeyiz de nokta nokta etti deriz. Buyur bir harf daha alın. Derdest. Ya. Derdest doğru cevap. Sizi gibi sizi. Nasıl da cart diye açıldı kelime gördünüz mü? 8 harflere geçtik. Birleşik bir kelime. Efendim gelsin bakalım. Çabucak ve derhal anlamında kullanılan zarf. Harf alayım. Harf aldık. Çabucak. Mesela çabuk. Alelacele değildir herhalde. Yok yok değil. Nasıl? Çabuk getir. Çabuk da değil. O gelen ipucunu yine söyleyemem. bir harf daha alayım. Bir harf daha. Tez zaman. Değil. Tek kelime. Tezelden. Tezelden doğru cevap. Yine 8 harfli Nalan Hanım. Zamanım yeter mi? Ne efendim? Zamanım yeter mi? 39 saniyeniz var. Bence yeter. Daha az düşünmemiz gerekiyor. Evet. 5 tane soru cevaplayacağız. Soru başına işte 8 saniye falan gibi bir şey oluyor. Hı. Yaklaşık. Tamam. Şimdi efendim 2 kelime alacağımız sizden cevap. Yine 8 harfli. Bakalım nasıl bir soruyla alacağız o cevabı. Gıda ya da ilaçların bozulmadan transferi için kullanılan basit soğutma cihazı. Lipriz değil mi? Değil. Hani böyle şeyler var. Koruyucular olur. Ha. Dolaba da atılır arada onlar. Buz kütlesi. Süre gidiyor. Ne? Buz kütlesi. Değil. Kütle değil o. Doğru ama. Buzhane. Değil. Buzlama. İki kelime. Arazi. Durdurun. Araçların motorunu çalıştıran aletin adı ne? Elektrik veren. Akü. Buz aküsü. Buz aküsü doğru cevap. Zamanı sorun, zamanı aldım. Efendim 9 harflerdeyiz. Spordan geliyor sorumuz. Gelsin bakalım. Cart diyebileceğiz bunu. Bir yarışta yarışanların varış anını belirleyen aygıt. Basın. Basın durun. Kronometre. Değil. Bitiş anını. Hani böyle. Böyle. Finish. Foto finish. Foto finish doğru cevap. İnşallah burnumu gösterdiğimi fark etmişsinizdir sevgili izleyenler. İnanılmaz hareketler yapmaya başladım yine. Efendim yine 9 harfli 2 kelime, ikinci kelime bir edat. Mecaz anlam soruyoruz. Gelsin bakalım soru. Süreye dikkat. Değerli, kıymetli şeyleri anlatmak için kullanılan mecaz. Harf aldınız, durdurdunuz. Değerli, kıymetli şeyleri anlatıyor. Değerli bir şey söyleyin. Takılar var, altın var. Ne? Altın. İkinci kelime de edat zaten. Altın, takı. Değil. Nasıl biri? Altın eşya. Değil, değil. Altın, yani, çıkaramadım. Mecaz anlam. Benim kalbim nasıldır? Temiz kalpli, altın kalpli, altın kalp. Hayır, neye benziyor diyeyim. İkinci kelimeyi öyle bulmaya çalışayım. Neye benziyor? Hani altına ben altın gibi. Altın gibi doğru cevap. Edat'ı unuttum. Efendim 10 harflerdeyiz. 2 tane 10 harfli sorumuz var. O yüzden isterseniz ben soruyu okurken harf alıp basın. Peki. Birleşik bir kelime coğrafyadan geliyor kısmen. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Eski ismi halki olan İstanbul'un güneyinde bulunan yer. Marmara Adası? Değil ama oralarda mı? Yani bölgesel olarak tamam. Yok yok öyle devam edin. Başka ne var? Ne dediniz? Marmara Adası. Başka öyle ne var aklınıza gelen? Yakın. Çınarcık var ne bileyim. Yok daha buraya gelin. Daha geriye geleyim. İstanbul'a Yalova. Daha yakın. Yalova Adası. Daha yakın. Bostancı'dan bindiniz vapura, laps diye Kadıköy, geçtiniz. Kadıköy değil. Açığa gittiniz. Açığa. Denizin ortası. Hmm. Torba şeklinde
sırtınıza Erdik almışsınız Adası gibi. Değil. Ne? Değil. Erdik değil. Niye o kadar gidiyorsunuz İstanbul'da? Şile Adası. Hay Allah Allah. Şile Ada mı efendim? Heybeliada olacaktı. Of. Ah be. Düzgün alkış yedik ağzımızın ortasına. Hiç beklemediğimiz eyvallah anda. Cartı siz ta nereye gittiniz? Evet, niye gittiniz kadar ki oraya kadar? Adaları sayıyorum ama. Evet, ben de Marmara Adası'na yapmışım. Adada yaşamış bir insan olarak. Hem de. Ay Allah rahmet eylesin. Efendim 10 harfli son alacağımız cevap bir ikileme. Dolayısıyla iki kelime. Zarf kendisi. Gelsin bakalım soru. Güzel, hoşa gidecek bir biçimde anlamında kullanılan zarf. Bir harf alabiliyor muyum? Süre bitti. Harf alabiliyor muyuz? Kıyak yaptılar size Nalan Hanım. Güzel, hoşa gidecek bir biçimde. Aa, benimle böyle nokta 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 konuştu. Sempatiklik. İkileme bu. Ha. Evet. Mesela nasıl şimdi ipucu vereceğim? Baklava bir nedir? Tatlı. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı doğru cevap. Nalan Hanım sizin çok gibi tebrik ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Demin de ben kendimden örnek verdim ama olmadı. Beceremedik diye kendime hiç girmeyeyim dedim bu sefer. Sevgili izleyenler 6400 puan aldınız. Evet. Yani 7000'e yaklaştık diyebiliriz. Ayağımız kaydı yoksa daha yüksek puan alıyorduk evet gerçekten. Çok tebrik ederim. Biri 6400 puanı geçene kadar siz birincilik koltuğunda oturacaksınız tamam Nalan Hanım. İnsanların başına neler geliyor burada evet hiç belli olmaz. Bakalım neler yaşanacak. Çok tamam memnun olduk. Ben de memnun oldum. Çok hanımlar beyler Nalan Hanım'ı alkışlarla yerine yolluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.